Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz bugün ev çiçeklerimize güzel bir doğal çiçek besini hazırlayacağız zahmetsiz böyle hiç para harcamadan çiçeklerinizi coşturacak güzel bir besin hazırlayacağız bunu da aloe vera ile yapacağız arkadaşlar şöyle güzel aloe veralarım da sizlere tek tek saksılarını göstereceğim bu ilk saksım beyaz olan ne derseniz beyaz olanlar kül bu da salyongoza karşı bitkilerimi koruduğu için kışın bahçedeki tüm çiçeklerimin çevresine üzerlerine gelecek şekilde kül serpeliyorum. Bu da sizlere güzel bir bilgi olsun hem de besin. Bu farklı bir yine aloe vera güzel çiçek açıyor. Bu da yine diğer saksısı. Şöyle küllerin tozunu da görüyorsunuz. Her yıl çiçek açarlar. Çiçek açma zamanı yine sizlere bu güzel aloe, aloe veralarımı tanıtacağım ama bu videomda besin hazırlayacağız. Abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız da sevinirim. Desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Bu da benim kovası. Böyle altta yoğurt kovası var. Büyük bir kova. Görünmeyen bir aloe veram. Gayet güzel ve sağlıklı. Yine sizlere e, aloe vera bitkime de nasıl baktığımı paylaşacağım. Şimdi koparmış olduğum yapraklarımı görüyorsunuz. Bunları alıp eve çıkacağız ve Uygun hiç para harcamadan herkesin evinde aloe vera vardır. Besin hazırlayacağız. Aloe vera yapraklarımı yıkadım ve şöyle bir buçuk saat bekliyorlar. Ve ilk şöyle suyunu falan akıtmış oluyor. Tepsi içerisine görüyorsunuz. Hemen şöyle hızlıca ince ince olacak şekilde elinizle doğrayın. Hiç başka bir şey yapmayın. Elinize ya da tahtada nasıl doğrarsanız ince olmasına dikkat edin. doğrayın. Bu besin çok güzel bir besin arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. Hiç yapmadıysanız deneyin. Faydasını ve sonucunu göreceksiniz ve yaptıktan sonra sonucu lütfen yorum kısmında paylaşın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir çok güzel evde doğal besin hazırlıyoruz bizler çiçeklerimize. Sizler de hiç kaçınmadan yapın. Cilde insanlara çok faydası var. Biliyorsunuz ki bu aloe veranın e, bitkilere de çok güzel faydası var. Besin olarak yapıyor ve kullanıyoruz. Şöyle 2 litreye yakın 1,5 litreyi geçti. Su ekledim. Çok önemli değil. Fazla 2 litre de olabilir. 1,5 de olabilir. Gördüğünüz 5-6 yapraklık bir besin hazırlıyoruz. Şöyle bir elimizle mıncıklayalım. İç su içerisine e, jelden bir akışkan olan e, sıvı geçsin. Şöyle bir güzel mıncıkladım. Elimde kremleri, jeli geçmiş oldu. Onu da yıkamayın. Elleriniz birbirine sürün ve krem olsun. Bekliyoruz arkadaşlar. Ne kadar? En çok 2 gün bekleyeceğiz. Evet, ben şöyle 1,5 gün bekledim. Bir gece devisi gün akşam üzeri oldu. 1,5 gün bekledim. Hemen ne yapıyorum? Bu suyumu şöyle bakın. Jeller artık kendiliğinden bekleyerek doğal bir şekilde suya geçti ve su içerisinde bir e, ne oldu minerallerini suya vermiş oldu e, sıkı verip sıkıştırabiliriz bunu odadan geçersek ne olur derseniz o zaman çok fazla besin olmayacaktır bekleyerek besin olacak e, bekleterek çok güzel besin hazırlıyoruz işte bakın rengini aldığınız sıvı besinler oluyor bunu ne yapıyoruz sıvı besin işte bir kapağa 2 litre gibi suyla karıştırdığımızda aynı bu renk elde ediyoruz şöyle kalan yapraklarımızı bir güzel yine mıncıkladık su içerisine süzüyoruz kalan posayı atmayın bitkinizin köklerine bırakın azar azar şöyle toprakla harmanlayın e, gübre olacaktır bir zaman sonra evet bu besinimizi artık çiçeklere kullanma zamanı geldi hangi çiçeklere kullanırız derseniz tüm ev çiçeklerinize kullanabilirsiniz yani şuna mı buna mı diye yazacaksınızdır yorumlara hepsini arkadaşlar bakın şöyle ben bir baştan başlayalım Yılbaşına, menekşelere, orkideye, kaktüslere, aloe vera bitkisine hepsine e, veriyorum bu besini ben. Kohleria, Açemenes, bakın Graslovata para çiçeğimize çok güzel faydası var. Mutlaka verin. Çiçek açmasına, tomurcuklanmasına çok faydası var. Toprağınızı şöyle bir besleyin bu besinle. Çiçekleriniz daha sağlıklı gelişsin. Bol dallı yapraklı olsun. Yine bir yılbaşımız. Şöyle bunu 15 güne bir verebilirsiniz. Hiçbir zarar yok. 15 güne bir bu güzel besini hazırlayın. Elinizde aloe veranız yapraklandıkça kopardıkça da aloe veranız yine yapraklanacaktır. Ona da bir zarar gelmeyecektir. Hiç endişe etmeyin. Bakın şöyle hoyamızı hepsine veriyorum. Hiç endişe etmeyin. Sizler de hemen bu besini yapın arkadaşlar. Kış geldi. Çiçeklerinizin besine ihtiyacı var. Bu kış günü bitkileriniz Yine besinsiz kalmasın biliyorsunuz ki güneş ışığı artık aydınlık gelen bir ortam yetersiz geliyor çiçeklerimize ve çiçeklerimizin yapraklarına buruşma yaprak aralarının katlarının sap olarak uzaması oluyor. Neden bu güçsüz işte kışın çok fazla güneş ışığı almadığından beslenemediğinden oluyor. Sizler de hemen videomlarıma bir bakın hazırlamış olduğum besinleri çiçeklerinize uygulayın daha sağlıklı çiçekler yetiştirebilmek için arkadaşlar görüyorsunuz çiçeklerim gayet güzel ve sağlıklılar ee, umarım sizlere de faydalı olabiliyorumdur paylaşmış olduğum bu videolarla ee, sizler bana destek olmak isterseniz eğer ki eğer videom ve kanalımı beğendiyseniz abone ol tuşuna basıp bildirimlerin tümünü açık hale getirmeyi ve paylaşmış olduğum bir sonraki videomdan da haberdar olmayı unutmazsanız sevinirim beğeni butonunda önemli arkadaşlar beğeni butonuna da basıp bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağcakla kalın. Allah'a emanet olun.